semaya. Sizler cimimizi bugün Müslüman ateşe düşmüş. Bugün Müslüman günahtan boynu kıracak. Aç Müslüman duanız olmasa ne ehemmiyetiniz olmuyor Allah. Aç, bekleme aç. Sen Müslümansın, o senin kardeşin. Allah Müslüman Müslüman kardeş kılmış. Aç elini. Uyurma bugün. Sıkılma. Sıkıldığım yere ve uyuduğum yere Allah Resulü teslim etmez. Aç gözlerini uyanık ol. Müslüman uyanık olan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ellerini göğe kaldırdığı vakit. Taki bulutlar toplanana. Ve yağmur ashabın üzerine ne kadar ellerini bilmedi. Ve ashab-ı kiram önce kanatlar o rahmet kurarından su içti. Sonra kanlarını doldurdu. Ve biliyor musunuz o gün bazı sahabiler o susuzluk halinin adısıyla devrelerini kestiler. İşkembelerindeki suyu içtiler. Ve postların üzerlerine serdiler senin demek için. Ve ashabına su içtikten sonra orada dağılırken Hüseyin söyle. Hüseyin Hüseyin. O gün Allah, o gün Allah rahmet eyle. O ashabın, o İslam için mücadele eden onların üzerinden başka bir yer akıtmıyordu. Bugün Kur'an'ımız olmasa o Müslümanların var, yok. Ne ki buyuruyor Allah? Ne ki ey Resulüm? Ne ki onlara duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Dua edin, dua edin. Onlar bizim kardeşimiz, dua edin. Sadece dua etmez. Çalışın. Nasıl çalışın biliyor musunuz? Abdullah bin Cemur gibi çalışın. Beni Eşer kabilesinin iki yiğidi gibi çalışın. Abdullah bin Sehin gibi çalışın. Rafi bin Sehin gibi çalışın. Onlar Allah yoluna nasıl mücadele ettiler biliyor musunuz? O had savaşı gittiği vakit Allah Resulü'nün habercisi düşmanı takip edin dediğinde Abdullah bin Seyyid'le Rafi bin Seyyid ikisi de yaralanmış. Rafi bin Seyyid'in yarası daha ağır. Ordu ileri giderken ordu onların güneyi geliyor. O gün o yaralı halleriyle bir Abdullah Rafi'yi sırtına alır. Bir Rafi Abdullah'ı sırtına alır. O gün Müslümanların vardığı noktaya kadar kişiler birbirinin üzerinde varmış. Çalış Müslüman. Uyur. Düşen senin kardeşin uyuma. Yok olup giden senin kardeşin uyuma. Bana ne deme. O bu ümmetin genci uyuma. O bu ümmetin bacısı uyuma. O bu ümmetin annesi uyuma. O bu ümmetin önderi. Kendinden sonra gelecekler ecdat olan babası uyuma. Allah'ın rızasını nasıl kazanırız? O Allah'ın rızasını nasıl kazanırız? O Allah ki rızasını bir yetimin başını okşamaktan kılmış. O Allah ki rızasını bir garibanı sevindirmekten kılmış. Ve o Rahman olan Allah ki rızasını milletini doyurmakta kılmış. Ve o Allah ki hayra, hayra vesile olmakta kılmış. Ve biliyor musunuz? O Allah ki Gafurur Rahim. Sen o iyiliği yapmasın da senin dostlarının niyetinde kılmış rızasını. Dünyalık isteyeni dünyalık veririz. Ahiretlik isteyeni de ahiretlik veririz. Şükreden neyse ayrıca mükemmel kendimiz duyuyor Allah. Ya kardeşim, bu
gece onlar gibi olmasak da gelin onlara dua edelim. Allah'ın rızasını kazanmak için gelin onlara dua edelim. Nasıl bir dua edelim? Demeyin ki o Resul'dü. O Allah'ın peygamberiydi. Allah-u Teala ona adet kıldı. Sen de ümmetten bir fethsin. İsa Aleyhisselam döneminde bir terzi boyacı her gün bir köyün suyunun kuyusunun başına geçer ve orada işini yapar. O anca boyayı suya döker. O suyu açtığı vakit bütün köylü o eziyeti çeker. Yani o sudan içemez. Daha sonra bu köylü perişan haliyle İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gider. Der ki ya İsa, sen Allah'ın peygamberisin. O Allah ki seni peygamber kılmış, seni dua edecek eder. Ne olursun, ne olursun şu adama bir beddua et de buradan gitsin ve dönüşü olmasın. İsa Aleyhisselam der ki ya Rab, ya Rab, ya Rabbi ne olur şu adama bir siyah ilan musallat et, onu soksun ve gitsin de dönüşü olmasın. Bedduanın dahi ölçüsünü tutan Peygamber Efendimiz var. Daha sonra o adam suyun o köyünün başına geçti ki işini görür. İşini görürken bir abid, bir mağarada öylece ibadet eden bir abid gelir. Abid der ki ey adam, ben 40 gündür cuma ana ibadetle meşgulüm. Ne olursun bana Allah için bir ekmek verir misin? Yemesin de olur, kokusunu alırsam da bir olur. Adam çıkarır bir ekmeği verir. Der ki Rabbim senden razı olsun. Adam duayı duyunca bir ekmeği daha verir. Der ki Rabbim senin günahlarını bağışlasın. Ve o adam bir duayı daha görünce son ekmeğini de verir. Der ki Rabbim seni cennetiyle mükafatlandırsın. Köylü bekleşir durur. Der ki bir peygamber de dua etmişse Allah onun duasına icabet eder. O adamdan kurtulduk der. Akşam olur bakarlar ki o adam gelir. Köylü şaşkın İsa Aleyhisselam'ın yanına koşar. Demek ki Müslüman, ben aciz günahkar bir kulum. Demek ki Müslüman Rabbim benim duamı kabul etmez. Adam İsa Aleyhisselam'ın huzuruna çıkardır. Der ki İsa Aleyhisselam şu heybeni getirir misin bana? Heybesini aldığında içini açar. Bir siyah yılan, ağzı çemertlenmiş. Der ki ey Allah'ın peygamberi, sizin emrinizi, duanızı yerine getirememekten karşı size mahcubum. Ne olur beni affedin. Der ki kısır oldu ya. Der ki bu adam tam suyu bulandırırken tam ben onu sanacağım vakit bir abid geldi. Bir ekmek istedi, o sizin kötü dediğiniz adama ekmeği verdi. Ve o adam o abid bir dua etti ki sormayın. O adam dayanamadı, bir ekmeğini daha iyi verdi. Ve peygamber abid ona bir dua daha etti ki sormayın. Ve o adam azığının sonuncusu olan ekmeği de verdi. Ve o adama o abid öyle dua etti ki sormayın. Rabbim ola git bir melek indirdi. Ve benim ağzımı kemertletti. Yani Müslüman, kul günahı girer. Sen duanı et. Allah buyuruyor ki kulumun dünya kadar günahı olsa ben ona dünya kadar rahmet ederim. Benim rahmetim azabına kalbe çalmıştır. Ama Müslüman buyuruyor. Müslüman Allah'ın rızası. Ey benim sokaklarda avane gezen genç kardeşim. Bilal-i Habeşi Mekke sokaklarında o taşların altında. Ehade hakki
zihniyetlerini, dünya libaslarına değişmeyen Fatma annemiz gibi olmayan dini ve dinelerini farzına uygun değil de tarzına uygun yaşayan bacım, o halinle Allah'ın rızasını kazanmak için bir hadis-i şerifin altına söyleyip de cennet ayağımızın altında deme, sen bir Hazreti Hansa gibi olamadın. Dört evladını da İslam'a, Allah'a ve Resulüne, onun davasına şehit olsun diye yetiştirmedin. Dört evladını şehit eden bir anne gibi olamadın. Televizyonun başında o dizileri izlerken sen Allah'ın rızasını arama. Zor. Bir gün bir akşam bir teyze evimi kesti. Gecenin 11'i. Dedi ki evladım sokağın karşısında. Ne olur yardım eder misin bir cuma? Elinde birkaç tane torbası. Zannettim ki o binaya çıkacak. Buyur teyze dedi. Dedi ki bana yardım eder misin? Şu çoğunla elimi götüreyim. Dedim tabii ki. Dedim evin neresi? Dedi ki öten adayım. Aracı getirdim bildirdim teyzeyi. Dedim ki teyzem, sonra sordum dayanamadım. Senin eşin yok mu bu saatte? Senin evladın yok mu senin işini yapacak? Bu ağır yükün aşağıda. Kimse yok mu senin? Benim bir eşim var dedi, olmaz olsun. Benim bir eşim var dedi. Evladının rızkını kahvede kumara harcayan. Ve adam. Ve bir nesmin öncüsü. Gelecek nesli ecdalı olacak olan adam. Benim önden gidecek olan rehberim. Sen kahvede okey taşı giderken Allah'ın rızasını arama. Camiler boşken Allah'ın rızasını arama. İslam'a açılan pencereler, dergahta dağılır kanlar boşken sen benim genç kardeşim. Allah'ın rızasını arama. Ve dua et. Müslümanın her haline dua et. Ne burada konuşanda iş, ne orada dinleyende. El açıp dua edende. Ve Allah'ın Resulü'nün davasına çalışan iş. Kur'an'a dediği gibi. Hizmet bana dediğinde, hizmet evladın hizmet dediği gibi. Kardeşler, bu gece gidip gidenler de bizim kardeşimiz. Bugün şeffaf en duygulara kapılan bacılar da bizim kardeşimiz. Bugün uyuşturucu batağına düşenler de onlar gibi bugün barda pavyonda gezenler arasında olanlar da bizim kardeşimiz. Evvela dua edin. Resulullah buyurduğu gibi merhamet etmeyen Allah rahmet buyurmaz. Biz rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Evvela dua ve hizmetle. Önce Allah'ın yönlerine girmek lazım. Rabbim ahir ve ahiretimizi hayır eylesin. Rabbim ömrümüzü hayırlara vesile eylesin. Rabbim bizleri iyilerle beraber eylesin. Rabbim bu dünyada razı ve huzurunda razı olduğu kullarıyla beraber eylesin. Bu dünyada razı olduğu gibi kulun devri kullarından eylesin. Ey kulun Ebu Bekir, Rabbim senden razı. Sen Rabbinden razı mısın dediği kullarına eylesin. Ve bizleri ya Rab, benim göğsümü genişlet, genişlet ki cehenneme sığmasın. Sığmasın ki senin hiçbir mümin kulun oraya girmesin. Dediği gibi Ebu Bekir'lerden eylesin. Amin. Bizler Hazreti Fatıma'dan eylesin. Rabbim gözümüzü gizli, İslam'a uygun ve bereket eylesin.
Evet. Murat Çapar hocama ve Ersin Çelebi hocama Allah razı olsun. Rabbim onların ilmine ilim katsın. Yüreklerini genişlesin inşallah. Onların bu sohbetleri inanın gelseniz dinleseniz o kadar güzel, o kadar güzel ki vallahi kendi adıma konuşuyorum. Allah ona eğlenir. Evet. Emin olun. Evet. Allah onlardan ebeden razı olsun. Amin. İnşallah. Ya bu aşk bende, benimle hep anı. Aşk ile can buldum, canda var oldum. Bu zoru nefsine neyledi zaman. Bazen kışa döndüm, ah bahar oldum. Tevhidin nuruyla var ettim canı. Ufkuna nakşettim, işsiz fermanı. Tekbirden takdire dönen her soru, tefekkür ettikçe kuvvetkar oldum. Kader levhasında ince bir sır var. Bir ömre sığmadı aşk denen esrar. Alemi sardıkça bu derin efkar, yanmış ney misali ahuzar oldum. Evet, yanmış ney misali ahuzar oldum. Diyoruz ki Piket İlahi grubu ve Semazen kardeşlerimizi inşallah sahneye davet ediyoruz. Sensiz günler nasıl geçer ki bilmem, İçimdeki derdi kimselere. Bilemem, zordur şahit, zordur.
Hey!
Yeah.
Tamam. Devam kurban. Personel yani. Bizim sohbet de.
aynı sohbetteyiz. Sizin sohbetlerden bir dönüyor mu? Efendim? Sizin sohbetlerden bir dönüyor. Öyle mi? Babasıyla bir şey diyor. Hangi, nereden? Şeyden mi? Selçuklu. Pınarbaşı'nda. Pınarbaşı. Mağrur'un oradayım. İyi, gelmek lazım. Bekleriz inşallah ya. Biz de şeydeyiz, Balazık'tayız. Ama mavi okul neresinde? Yukarıda A101 var. Onun karşısında 145. sokakta. Oraya içeri gidelim de ileride park var. Parkın önünden bitişim de binanın altında. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Burayı dinliyoruz inşallah. Sizlerden ricam, eğer ki zikirlere katılırsak, zikir halkasını oluşturursak, vallahi inanın buradaki hissiyatı duyacaksınız ve göreceksiniz. Bakın zikir nasıl oluyor, görün inşallah. Allah deyip döndüm yine. Hey!
manevi bir yolculuk hakkı sunumlarından dolayı Semazen ekibimize teşekkür ediyoruz. Bir kocaman alkışlarımız. Evet. Evet, Semazenimizin de temiz olmadan ücretini verelim. Allah'ım bunu da aşıktır. Hocamızın da selamı o. Tamam mı? Küçük Semazenimizin de alkışlarımız.